Sesli Makale Bir At Haber Hurafeciliğe karşı çıkılır da neden laikliğe karşı çıkılmaz? Hurafe, İslam'a sonradan girmiş olan aklı aykırı, uydurma, laiklik, boş inanç. Sosyal medyada bir felaket oldu. Cehaleti kişinin yüzüne vurulup vurgulanamadığı için ağzı olan konuşuyor, saldırgan ellerde tuşlara uzanıyor. İsra ve Mirac'ın bu yıl döneminde de ölçüsüz laflar edilmekte, aşırılık kol gezmekte ve hurafe zirve yapmaktadır. Geleneksel hurafecilik Kur'an'ın kendisini de anlama aracı olan akla vurgu yaptığı ve aklı kullanmanın tefekkür, tedebbür, tezekkür ve fıkhetme gibi yollarına yönlendirdiği bir gerçektir. Kur'an'da açıkça veya özü ile yer almayan konuların iman konusu edinilemeyeceği de bir hakikattir. Konumuza güncelimiz olan Recep ayı, İsra ve Miraç olayı bağlamında giriş yapalım. A. Recep ayında bir gün oruç tutmanın yüzlerce yılda kazanılabilecek sevaplara erdirilebileceği şeklindeki hurafelere karşı çıkalım. Tamam ama Recep ayının Kur'an'da yer alan ve sünnette açığa çıkarılan haram barış aylarından biri olduğuna ve regaibin de barış duası ve aktivitelerine yer verilmesi gereken bir gece olduğuna vurgu yapılmasına akli ve vahyi bir engel var mıdır? Bakınız Tövbe Suresi 36. B. İsra Suresinin birinci ayetinde açıklanan İsra olayına ve Mescid-i Aksa'ya akıl, vahiy ve tarih dışı anlamlar yüklemek, Kur'an ile çatışmak manasına hurafe değil midir? C. Miracı reddetmek Kur'an'ı bir yaklaşım olabilir mi? Miraçla ilgili hadisleri akıl ve vahiy eleğinden geçirebilirsiniz. Toptan red veya kabul aşırılığına düşmek sizin olumlu veya olumsuz tercihlerinizi belirtebilirsiniz. Necm suresinin ilk 12 ayetini Cibril ile Peygamberimiz arasında cereyan eden ilişki olarak anlayabilirsiniz sakınca yok. Ama ortada aynı surenin 13-18. ayetleri varken Kur'an'da miraç olayına değinilmiyor veya işaret edilmiyor demek inkar kokan bir modern hurafecilik değil de nedir? D. İsra ve miraç olayını kutlamanın din değil bir kültür olduğunu açıklayalım mahsuru yok. Ama bu iki olayı vesile yaparak Kur'an'ın sema, semavat ile ilgili ayetlerine dikkat çekmenin, uzay bilimi ve uçak teknolojisini edinmenin gereğine vurgu yapmanın ve bu alanlardaki geriliğin utanç verici olduğuna değinmenin din adına ne sakıncası olabilir? Geleneksel ve modern hurafeciliğin laiklikte birleşmesi. E Burada yazımıza vesile olan bilinçsizlik ve samimiyetsizliğe değinmek istiyorum. Ana vasfı, İslam'ı bir hayat düzeni olarak anlamak ve seçilecek mümin kadrolar yönetimiyle uygulamak olan ehli sünnetin pek çok uzağında bulunan cübbeli gibi geleneksel hurafeciler, Kur'an adına cahilce gürültü koparan modern dönem hurafecileriyle bir noktada birleşebiliyor. Birleşilen noktada Kur'an vahyini ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem elçiliğini tanımayan ve bir asırdır ülkemize egemen olup Müslüman vatandaşlarımıza resmen İslam'a göre evlenme boşanma imkanını bile vermeyen layık düzeni fiilen kabul edişleridir. Hadi ifadeyi hafifletelim. Baskıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici inkarcı layık düzene karşı dilsizleşmeleridir. Peki Laiklik yaratanı ve yasalarını ret ile insanı tanrılaştıran geleneksel temelli modern bir hurafe değil midir? İslam'ı bütünlüğü içinde kabul etmedikten ve bunun mücadelesini vermedikten sonra hurafeciliğin gelenekseli ile modernini savunmak arasında ne fark vardır? Sözü Kur'an'a bırakalım. Kur'an'dan mesajlar. Doğrusu Kur'an İslami iman ve yaşam çizgisine bağlılar için bir öğüttür. İçinizde Kur'an'ı yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kafirler için bir iç yarasıdır. Ve o, gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir. O halde sen yine de Rabbinin yüceliğini, sınırsız kudret ve kemalini övgüyle an. Hakka Suresi 48 52. Ali Rıza Demircan, mirataber.com